Herkese merhabalar. Evet, korona hayatımızı hala olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla sağlığımızı korumak ve kendimizi bu virüsten uzak tutmak için evimizde yaşamaya devam ediyoruz. Olabildiğince az dışarıya çıkıyoruz ve dışarıya çıkarken de olabildiğince az noktalara temas edip ellerimizi devamlı surette yıkayarak bu virüsten uzak durmaya çalışıyoruz. Yani bu noktada mesela dışarıya sadece ben çıkıyorum ve aile bireylerinin de dışarıya çıkmasına olabildiğince fırsat vermiyorum. Bütün işleri ben yapıyorum ve olabildiğince dikkat ediyorum. Böylece hem dışarıda daha dikkatli olabiliyorum hem de geldiğim zaman bu hijyeni ve kişisel temizliği daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla olabildiğince bu virüsü çevremden, ailemden ve evimden uzak tutmaya çalışıyorum. Umarım herhangi bir sıkıntı olmadan bu badireyi hep birlikte atlatabiliriz. Daha duyarlı, daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani maalesef maskeler, eldivenler çok fazla işe yaramıyor. O yüzden onlardan ziyade olabildiğince yüzümüze, gözümüze, ağzımıza, elimizi götürmeden ve ellerimizi de öyle her tarafa sürmeden olabildiğince az noktaya temas ederek işlerimizi, alışverişimizi, yapacağımız şeyleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirip sonrasında da ellerimizi çok iyi bir şekilde temizleyip yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı, burnumuzu bol suyla yıkayıp olabildiğince bu virüsten uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü en etkili çözüm bu. Evet, bu kısa bilgilendirmeyi verdikten sonra ki bunu böyle sık sık birbirimizle paylaşmamız gerekiyor. Evimizde bol bol zaman geçirdiğimiz bu günlerde daha önceki videomda sizlere film tavsiyelerinde bulunmuştum. Bu defa da okumayı sevenler için kitap tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Ve fotoğrafçılıkla ilgili fotoğrafçılığınızı geliştireceğiniz, fotoğrafçılığı öğreneceğiniz temel seviyeden biraz ileri seviyeye doğru bir takım fotoğraf kitaplarından sizlere bahsetmek istiyorum. Normalde yine 5 tane fotoğraf kitabından bahsedecektim ama bonusları da var. O yüzden başlık her ne kadar 5 tane harika fotoğraf kitabı olmuş olsa da size daha fazla fotoğraf kitabından bahsedeceğim. İlk fotoğraf kitabımız şu an yanımda yok. Çünkü ben o kitabı kardeşime hediye etmiştim. Şu an o okuyor. Özer Kamburoğlu'nun A'dan Z'ye fotoğraf kitabı. Bu kitap ben özellikle fotoğrafçılığa yeni başlayanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Bu fotoğraf kitabı dolu dolu bir kitap. Yani ismiyle müsemma bir kitap. A'dan Z'ye size fotoğrafçılığı anlatıyor. Bütün fotoğraf tekniklerini, inceliklerini, ayarlamaları, temel olarak fotoğraf makineleri, objektif vesaire gibi bilgileri çok özet bir şekilde, sıkmadan ama çok güzel bir şekilde sizlere sunuyor. Dolayısıyla bu kitap sayesinde böyle fotoğrafçılığa çok hızlı, güzel ve sağlıklı bir giriş yapmış olacaksınız. Kitabın güzel noktalarından birisi de başlıklar halinde olduğu için her bir başlığı okuduktan sonra bunu bizzat fotoğraf makinenizi alıp deneyimleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla her bir aşamayı uygulayarak, kendiniz uygulayarak kendi kendinizi geliştirebiliyorsunuz ve fotoğrafçılığı çok kısa sürede öğrenebiliyorsunuz. Bu yönüyle bence ülkemizdeki en değerli kaynaklardan bir tanesi. İkinci olarak tavsiye edeceğim fotoğraf kitabı ise 4 ciltlik bir seri. Bu kitabın yazarı Scott Kelby. Amerikalı bir yazar ve fotoğrafçı olan Scott Kelby'nin Fotoğrafçının El kitabı ismindeki bu 4 ciltlik eseri ben size tavsiye ediyorum. Alfa Yayıncılık tarafından satılıyor ve çok güzel bir şekilde Türkçe'ye çevrilmiş. Oldukça anlaşılır. Yazımı çok güzel ve fotoğrafçılığı kısa sürede yine öğrendikten sonra işte geliştirip daha ileri bir noktaya götürebileceğiniz 4 ciltlik bir eser. Temel ekipman alımından, işte fotoğrafın temel özelliklerinden bahsettikten sonra flashla fotoğraf çekimi, stüdyo kurma, objektifleri nasıl kullanacağınız, işte ışıklar, fonlar, perdeler vesaire gibi stüdyo aksesuarları, farklı fotoğrafçılık teknikleri nasıl geliştireceğinize dair örnekler gibi pek çok konuyu böyle kısa kısa başlıklar altında her bir sayfada bir konudan bahsedilmiş şekilde güzel bir kitap. Yer yer Amerikan vari tuhaf esprilerle dolu olsa da bazen güzel esprilerin de oldu. Keyifli bir kitap. Bu kitabı da ben yine özellikle fotoğrafçılığa yeni başlayan arkadaşlara tavsiye ederim. Kütüphanenizde bu tarz kitapların olması lazım. Yani biraz az kitap okuyoruz aslında ve bu bence iyi bir şey değil. Bana gelen pek çok soruda mesela şu fotoğraf makinesinin işte ayarını nasıl yapacağım, şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, işte şu netleme noktasını nereden yapacağım, burayı nereden bulacağım gibi çok fazla soru oluyor. Yani bu bilgiler aslında fotoğraf makinelerinin kullanım
kullanım kılavuzunda bunlar oluyor. Söyleyemedim bir türlü. Dolayısıyla fotoğraf makinesini aldığınız zaman işte bu kullanım kılavuzunu okumak lazım. Yani o kadar okumuyoruz ki aldığımız ürünün kullanım kılavuzunu dahi okumuyoruz. Yani düşünerek söylüyorum, kullanım kılavuzunu dahi okumuyoruz. Bence bu kılavuzları okumak lazım. Bunları okuduktan sonra da gerçekten bu tarz fotoğraf kitaplarını da okumak lazım. Çünkü fotoğrafçılığı eğer bir kursa gidip bir atölyeye dahil olup öğrenmiyorsanız, ki öyle de öğrenseniz bence yine de fotoğraf kitaplarını okumak lazım. Yani kitap okumak lazım. Ve artık günümüzde fotoğraf kitabı yazan fotoğrafçılar artık bu işten neredeyse vazgeçmiş durumdalar. Çünkü fotoğraf kitapları satılmıyor. Satılmadığı için de niye yazacaksınız? Herkes her şeyi internetten öğrenmek istiyor. Ama başkalarının fotoğraflarına bakarak, başkalarını izleyerek fotoğraf evet biraz öğrenilebilir. Ama bu işin inceliklerini öğrenemezsiniz. Veya ne bileyim okumak başka bir şey. Yani bir profesyonel fotoğrafçının hayatını okumak, nasıl bu fotoğrafı çektiğini, fotoğrafı nasıl hayal ettiğini, nasıl düşündüğünü, yani fotoğrafçı olmanın ne demek olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. O yüzden bence fotoğraf kitapları okumak lazım. O yüzden özellikle yeni başlayanlara tavsiye edeceğim. İkinci fotoğraf kitabı bir seri olarak. Bu Scott Kelby'nin fotoğrafçının cep kitabı serisi. Fotoğrafçının el kitabı serisi. Üçüncü tavsiye edeceğim fotoğraf kitabı benim en çok sevdiğim fotoğraf kitaplarından birisi. Bu yanımda. Bazı kitaplar kütüphanemde, bazıları arşivde duruyor. O yüzden bütün kitaplar sığmadığı için sık sık müracaat ettiğim kitaplar veya ara ara okumak istediğim kitapları yanımda tutuyorum. Bu Doğada Fotoğrafçılık kitabı. Art Wolf'un çok güzel bir eseri bu. Yani çok ince filmli fotoğrafçılık döneminde yazılmış bir kitap ve bu kitabın içerisindeki tavsiyeler aslında böyle filmli fotoğrafçılıkla ilgili tavsiyeler. Fakat bunlar aynen dijital fotoğrafçılığa uygulanabiliyor. Yani mesela F11 kuralı diye bir şey var. Yani güneşli havada fotoğraf makinesinin diyaframını F11'e getirdiğinizde işte size 1/250 saniye enstantane değeri verir gibi. İşte ISO'yu şöyle yaparsanız şu değeri verir gibi. Böyle çok matematiksel belli kurallar içerisinde anlatan bir kitap. Ama özünde aslında böyle teknik mevzulardan da çok fazla bahsetmiyor. Yani doğa fotoğrafçılığını nasıl yapacağınız, manzarayı nasıl çekeceğiniz, macerayı nasıl çekeceğiniz, yaban hayatı fotoğrafçılığına karşılaştığınız zaman, yaban hayvanlarıyla karşılaştığınız zaman onları nasıl fotoğraflayacağınız ve ciddi anlamda da teknik olarak da doğru fotoğrafa nasıl ulaşacağınızı anlatan çok güzel bir eser bu. İçerisinde örnek renkli fotoğraflar da var. Dolayısıyla böyle renkli kitaplar arasında da az sayıda eserlerden bir tanesi. Ben bu kitaptan inanılmaz derecede istifade etmiştim. Yani ufkumu açan kitaplardan birisi olmuştu. O yüzden de benim hala başucu kitaplarımdan birisidir. Herkes çok beğenmeyebilir. Biraz teknik veya biraz yüzeysel gelebilir. Ama inanın bana okumaya değer bir kitap. İlk videomda bahsettiğim o Işığın Masalları belgesel serisinde de yaban hayvanlarının peşinde koşan fotoğrafçılardan bir tanesi de Art Wolf'tu. Fotoğraflarını da çok beğeniyorum. Dolayısıyla bu kitabı da siz değerli fotoğraf dostlarıma tavsiye ediyorum. Dördüncü fotoğraf kitabımız ise Michael Freeman'dan 101 Temel İpucu. Bu da yine fotoğrafçılığa yeni başlamış ve fotoğrafçılıkta emin adımlarla ilerleyen hevesli genç arkadaşlarıma veya genç olmasanız da fotoğrafçılığa yeni başlayan fotoğrafçılık yaşı itibariyle genç arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim güzel bir kaynak. Burada pratik yöntemlerle fotoğraf makinesinin nasıl tutulacağından işte pozlama değerlerine, artı eksi pozlamalara, dinamik aralığa, fotoğrafları da rengin kullanılmasına, renk bilgisine vesaire gibi pek çok temel konulara ışık tutuluyor. İşte histogramları nasıl okuyacağız, portre ışıklandırmaları nasıl yapılır, ürün çekim çadırıyla çekimler nasıl gerçekleştirilir, flash nasıl kullanılır, işte kompozisyon nasıl oluşturulur, RAW mı çekmek lazım, JPEG mi çekmek lazım vesaire gibi. RAW'ın avantajları ne, JPEG'in avantajları ne, işte RAW düzenleme programları, Photoshop'ta fotoğraflarımızı nasıl düzenlemeliyiz vesaire gibi böyle kısa kısa başlıklar altında çok güzel bilgilerin paylaşıldığı değerli bir kitap. Say Yayınlarından çıkan bir kitap. Hala satılıyor diye biliyorum. Dolayısıyla bu kitaptan da fotoğrafçılıkta ilerlemeye çalışan arkadaşlarımız çok istifade edecektir. Dördüncü kitabımız da Michael Freeman'ın 101 Temel İpucu kitabı. Beşinci kitabımız ise
Popüler Fotoğrafi Dergisi'nin, yurt dışında yayın yapan Popüler Fotoğrafi Dergisi'nin yazılarından derlenmiş olan Fotoğrafçının El Kitabı isimli bir kitap. Bu da NTV yayınlarından çıkan bir kitap. Bu da aslında dergi okuyan ve basılı yayınları sürekli alan kişilerin pek çok defa rastladığı konuları içeriyor. Burada da yine bu sefer doğrudan, yani nasıl yapılır soruların cevapları var burada. Diğer anlattığım kitaplarda böyle sizlere biraz daha işte daha fotoğrafçılığın özüne inen ve daha temel bilgileri anlatıyordu. Bu kitap ise fotoğraf makinesini alın, işte makro fotoğrafı nasıl çekersiniz? Su damlaları nasıl çekersiniz? İşte havada uçan bir modeli nasıl çekersiniz? İşte flaşı nasıl kullanırsınız? Gibi bilgileri kısa, öz, birer örnekle, bazen ikişer üçer örnekle anlatan güzel bir kitap. Yani okurken ben keyif almıştım. Baştan sona tabii ki okumadım. Çünkü çoğu buradaki bilgiyi bildiğim için, yani ve kendim de pek çok defa bunu videolarda, blog yazılarımda anlattığım için oturup bir daha baştan sona okumadım ama bana da konularda bayağı fikir veren ve başlıklar halinde olduğu için de ufuk açıcı bir kitap. Mesela buzlar nasıl çekilir? Kar beyazı rengi nasıl elde edersiniz? Demiş. İşte ekipmanı tuzlu sudan nasıl korursunuz? Yumuşak dalgaları nasıl çekersiniz? Uzun pozlamayı nasıl yaparsınız? Konusu sis olan fotoğraflar nasıl çekilir? Demiş mesela. İşte makro çekim nasıl yapılır? Işık çadırında nasıl çekim yapılabilir? Yemek fotoğrafını nasıl çekersiniz? Gittiğiniz lokantada nasıl dikkat çekmeden yemek fotoğrafı çekersiniz? Yıldız izleri nasıl yapılır? Kıvılcım fotoğrafı çekmek. İşte sığ sularda kuşları çekin. Kelebekleri çekin. Deniz anası nasıl çekilir? Yurt dışında fotoğraf çekmek nedir? Film kullanmanın faydaları, grenli fotoğraf vesaire vesaire, böyle bir sürü konu var. Bence yine fotoğrafçılığı öğrenen ve fotoğrafçılıkta ilerlemek isteyen arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim güzel, dolu dolu içerikli bir kitap. Yani bu derginin pek çok sayısına ulaşma şansı olmayabilir ve gereksiz bir sürü dergide konu vardır. Dergi editörleri en güzel ve en etkili konuları toparlamışlar. Böyle güzel bir kitap yapmışlar. NTV yayınları da bunu Türkçe olarak basmış. Tavsiye ediyorum. Evet, 5 kitaptan bahsettim ama dediğim gibi bonuslar var. Bu bonuslardan bir tanesi de daha önceki videomda bahsettiğim Sebastián Salgado'nun Toprağın Tuzu isimli bir belgeseli vardı, hatırlarsanız. O belgeseli daha önce izleyenler ama bu kitap okumayanlar varsa, bu kitap o belgeseli ve daha fazlasını anlatıyor. Yani aslında o belgesel bu kitaptan esinlenerek yapılmış. Dolayısıyla burada Sebastián Salgado'nun kendi ağzından, kendi kaleminden fotoğrafçılıkla ilgili hayatını okuyoruz. Ve fotoğraf projeleri sayesinde, fotoğraflar sayesinde dünyada yapmış olduğu değişimlerden bahsediyor. Bu kitapta özellikle hem doğayla ilgili hem insanlık tarihiyle ilgili çok fazla şey bulacaksınız. Ruanda'daki katliamlar, elmas madenlerinde çalıştırılan ve ölümüne çalışan işçiler, Galapagos adasındaki kaplumbağalar ve Darwin'in de evrim teorisini geliştirmeye başladığı o adadaki birbirine çok benzeyen ve evrimleşen türler, yok olmak üzere olan bir ormanın yeniden ormana dönüşmesi ve inanılmaz bir değişim, zorla yaşanan göçler, katliamlar, zulümler, insanlık dışı uygulamalar ve bunların fotoğraflar sayesinde değişmesi, dünyaya anlatılabilmesi, bir takım sosyal toplum kuruluşlarının olaya müdahale etmesi ve insanların yaşamının değişmesi, kampların iyileştirilmesi gibi pek çok konuyu bu kitabın içerisinde bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu fotoğrafçılığa yeni başlayan arkadaşlar için olmasa da fotoğrafçılığın ne demek olduğunu ve fotoğrafla nelerin yapılabileceğini anlamak isteyen ve gerçekten bir profesyonel fotoğrafçının hayatını okumak isteyenler için tavsiye edeceğim harika bir kaynak. Kitabın ismi Toprağımdan Yeryüzüne, Sebastián Salgado. Bu kitabı da mutlaka kütüphanenizde bulundurun derim. Çok değerli bir kaynak. Ve burada bir bonus kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap da Avrupa'nın Kuşları kitabı. Özellikle bunu da benim gibi kuş fotoğrafıyla ilgilenen kuş fotoğrafçılarına tavsiye ediyorum. Çünkü gezip dolaştığınız yerlerde kuşları fotoğrafladığınızda hangi kuşun ne olduğunu, isminin ne olduğunu böyle sürekli birilerine sorarak öğrenmek yerine bu kitabı yanınızda bulundurursanız, ki boyutları da oldukça küçük, zaten o yüzden de kuş gözlemcisinin cep kitabı ismi verilmiş. Avrupa'nın Kuşları.
Kuş Araştırmaları Derneği yayını. Bu kitabı da özellikle kuş gözlemiyle ilgilenen, kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan kuş türlerinin tamamını bu kitapta bulabiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde kuşların renkleri, tüyleri, özellikleri harika çizimlerle anlatılmış. Dolayısıyla çektiğiniz bir fotoğrafı önünüze alıp bu kitapta da ilgili türü bulup detaylarına bakarak türü tam olarak teşhis etmeniz ve hangi kuşu çektiğinizi kendi kendinize öğrenmeniz mümkün. Dolayısıyla başucu kitaplarından bir tanesi de bu. Şu anda çok fazla yanımda gezdirmesem de kuş fotoğrafçılığına ilk başladığım yıllarda bu kitap çantamdan hiç çıkmazdı. O yüzden bayağı yıpranmış bir durumda. Çünkü bir fotoğrafı çektiğim zaman hemen açıp bakardım. Hangi kuşu çektim, ismi ne? Yani mesela kartal isminde bir kuş yok. Yani yılan kartalı, balık kartalı, akkuyruklu kartal, şah kartal gibi kartalların isimleri var. Yani sadece kartal isminde bir kuş türü yok. Dolayısıyla bunun gibi burada pek çok detayı bulabileceğiniz, kuşlara merakınız varsa tavsiye edeceğim bir kaynak. Evet, bu videomda da sizlere bu zor günlerde keyifli vakit geçirebilmek için evimizde bol bol kitap okuyabilme anlamında kitap tavsiyelerinde bulunmaya çalıştım. Bu tavsiyelerime yer yer devam etmeyi planlıyorum. Çünkü sizlere anlatacağım daha başka kitaplar da var ve daha başka filmler de var. Eğer bu videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoları paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hijyene ve kendinizi korumaya dikkat edin. Görüşmek üzere.